Başkanından başla. Evet, buyurun başkanım. Evet, bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Başkanımızın öncülüğünde bugün burada bir kan etkinliğimiz devam ediyor. Bunun nedeni de şu, zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman, her dönem bu etkinlikte yanımızda ve bizim Kızılay olarak Fahri Başkanımız olarak kabul ediyoruz. Ve bu koronavirüs nedeninden dolayı da Malatya'da, Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da çok ciddi manada yani kan stoklarımızda azalmalar oldu. %80 kadar bir düşüş meydana geldi. Bu vesileyle ciddi sıkıntılarla yaşamamak için kan bağışının sürmesi gerekiyor. Ve bugün bu sesimize ses veren Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi yerlerinde bu kampanyaya, etkinliğe öncelik ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da şunu söylüyorum. Kesinlikle koronavirüs COVID-19 hiçbir şekilde kanla bulaşmıyor insanlara. Bizim kan bağış merkezlerimiz hijyen şartlarında, steril şartlarda vatandaşlarımızı en iyi şekilde alıp doktorlarımız vasıtasıyla gerekli muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra kanlarını alıyoruz. Ve bir de şunu vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Özellikle cumartesi, pazar günleri dışarıya çıkma yasağı olduğunda kan vermek isteyen bağışçılarımızı biz Kızılay olarak evlerinden alıp kanlarını aldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii Kızılay Şube Başkanımızın açıklamalarına teşekkür ediyorum. Kızılay Şube Başkanımız gerçekten de yoğun bir çalışma içerisinde Kızılay'ın amaçları doğrultusunda Malatya'mıza ve Malatya insanlara hizmet etme noktasında yoğun gayret içerisindeler. Tabii bu arada biz Kızılay Genel Merkezi'ne bir yönetim kurulu üyemizi de gönderdik. Eski meclis başkanımız Umut Yalçın Bey'i ve meclis üyemiz Umut Bey'i de Kızılay Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak Ankara'ya gönderdik. Dolayısıyla Kızılay anlamında Malatya güçlüdür. Hilal-i Ahmer teşkilatı olan Kızılay'ımızı desteklememiz lazım. Kızılay milletimizin ve insanımızın zor gününde ve zor anında hep yanında olmuştur. Geçtiğimiz 24 Ocak'ta yaşadığımız depremde ilk yanımızda olan Kızılay, ilk sıcak yemeği vatandaşımızla buluşturan Kızılay olmuştur. Dolayısıyla Kızılay milletimizin zor zamanında hep milletimizin, ülkesinin, devletin yanında olmuş bir kuruluştur. Yapmış olduğu çalışmalarla uluslararası arenada da sesini duyurmuş bir hayır kuruluşumuzdur. Dolayısıyla Kızılay'ımızın özellikle COVID-19 virüsü münasebetiyle vatandaşımızın sokağa çıkmaması ve başka türlü tedirginlik vasıtasıyla Kızılay'ımızın kan stoklarında belirgin, görünür bir şekilde azalma vasıl olmuştur. Bizler de şehrimizin şehirle münurak ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği Kızılay'ımıza bugün de sahip çıkmamız gerekir. Vatandaşlar olarak sahip çıkmamız lazım. Kan vererek bir insanımızın canını kurtarma ve onun hazını yaşama gibi bir noktaya erişmemiz lazım. Bu anlamda biz Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılay'a kan verme kampanyası çerçevesi içerisinde bugün bu kampanyaya bütün personelimiz olarak iştirak ediyoruz. Ve bütün hemşerilerimizi de Kızılay'ın kan bağış kampanyasına katılmalarını önemlilikle hasreten rica ediyorum. Kızılay'ın güçlü olması milletimizin güçlü olması demektir. Kızılay'ın güçlü olması bizim güven içinde olmamızın en temel koşuludur diyorum. Tekrar Kızılay'ımıza, kan bağışında bulunan bütün vatandaşlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. İnşallah kan stoklarımız da Ramazan başkanımızın ifade ettiği gibi düşme değil artık yükselme eğilimine girer diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.